Ocağımın altı sonuna kadar açık. Şimdi hemen bir tane kocaman bir tava alalım. Tavamızın da altını açalım. İçine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edeceğim. Tavuklarımı. Bunlar kendi halinde sotelenecekler. Ben o arada mantarlarımı doğrayarak işe başlayacağım. Tavuklarımızı da unutmayalım. Suyum da sanıyorum kaynadı. Evet. İçine bolca tuz koyacağız. Biraz daha koyalım. Burada yaklaşık bir paket var. Ben hepsini içine koydum. Biraz da zeytinyağı ilave edeceğim. Tavuklarımın içine hemen küp küp doğradığım mantarlarımı ekliyorum. Bir kere karıştırıyorum. Mantarlarım suyunu bırakıp güzelce böyle kavrulana kadar bunlar burada pişecek. O arada da makarnalarım iyice haşlanmış olacak. Çok az şöyle tuz ekliyorum. Çünkü kullanacağım burada rokfor peynirim ve parmesan peynirim zaten yeterince tuzlu. Aromasını vermesi için birazcık karabiber ilave ediyorum. Burada yaklaşık dolu dolu bir su bardağı kremam var. İçine şöyle... Burada 150-200 gram kadar toz parmesan var. Ben kıvamını gözümle ayarlayacağım. Bunu şimdi iyice kaynayıp biraz koyulaşması gerekiyor. Şöyle 3-4 küçük parça şeklinde rokfor peyniri ekliyoruz. Benim biraz frenk soğanım var. Hemen bunları da doğrayalım. Makarnamız piştiğinde güzelce üzerine çünkü. Bunları koyacağız, ilave edeceğiz. Bu makarnayı direkt tavamın içine döküyorum. Çok kısa bir süre, ben bu sefer içine alacağım için makarnaları bir tık az pişirdim. Çok kısa bir süre makarnam da şöyle hafif bir sos çeksin diye karıştıracağım. Üzerine taze yeşilliklerimizden.